C aynı cinste, aynı ırkta meydana gelen ülfet ve sükûnu kalbin bulunmasıdır. Aynı ırktan olmayanlar böyle değildir. Çünkü aynı ırktan olmayanla ülfet sağlanamaz. Cenab-ı Hak ayetlerimizi size anlatacak. Buyurmuştur. Burada bahsedilen ayetler ile Kur'an'ın kastedildiği söylenmiştir. Yine bunların deliller olduğu veya şer'i kanun ve hükümler olduğu da söylenmiştir. Evla olan bütün hepsinin bu ifadenin içine dahil olmasıdır. Çünkü bütün bunlar, Allah'ın ayetleridir. Zira peygamberler, gönderildiklerinde, mutlaka bu kısımla hepsini anlatmaları gerekir. Daha sonra Cenab-ı Hak ümmetin durumunu kısımlara ayırarak, artık kim, o ayetlere karşı gelmekten, sakınır ve, nefsini, ıslah ederse, buyurmuştur. Bu iki hale birlikte sahip olmak, sevabı gerektiren şeylerdendir. Çünkü muttaki Allah'ın yasakladığı her şeyden korunup sakınan kimsedir. Ayetteki ıslah ederse ifadesine o kimsenin kendisine emrolunan her şeyi yapıp yerine getirmesi dahildir. Korku ve hüzün duymamalarının izahı. Daha sonra Cenab-ı Hak böylesi kimseleri anlatarak onlar için gelecek haller sebebiyle bir korku yoktur ve onlar geçmişteki halleri sebebiyle de mahzun olmayacaklardır. Buyurmuştur. Çünkü insan, gelecekte kendisine bir zararın ulaşacağını düşündüğü zaman korkar. Yine insan, geçmişte yapılması uygun olmayan bir takım şeylerin neticesinin kendisine ulaşacağını iyice düşünüp de anladığında, kalbinde bir endişe ve keder meydana gelir. Binaenaleyh onun hüzünlenmeyeceğini ifade etmede evla olan, onlar, mahzun da olmayacaklar, sözü ile, o kimsenin dünyada iken yapamadığı şeylerden dolayı mahzun olmayacağı, manasının murat edilmesidir. Çünkü onun ahiretteki ikab hususunda hüzünlenmesi, korkunun zayi olmasıyla meydana gelen şey ile ortadan kalkması gerekir. Böylece de bu, bir tekrar gibi olmuş olur. Binaenaleyh bunu yeni bir manaya hamletmek daha uygun olur. Böylece Allahü Teala, o kimsenin ahiretteki durumunun, dünyadaki durumundan farklı olacağını beyan buyurmuştur. Zira ahirette, onun kalbinde hiçbir korku ve hüzün olmayacaktır. Alimler, Ehli taattan olan müminlerin, kıyametin o dehşetli anında herhangi bir korku ve kedere kapılıp kapılmayacakları hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden olarak, bazıları, müminleri hiçbir keder ve hüznün sarmayacağını söylemişler ve delil olarak da, o en büyük korku, bunları asla tasaya düşürmez, Enbiya, 103 ayetini getirmişlerdir. Bazıları, müminleri de o büyük korkunun bürüyeceğini söylemişler ve, onu göreceğiniz gün, emzikli her kadın, emzirdiğini unutup geçer, yüklü her, gebe, yükünü, çocuğunu, düşürür. Sen insanları, o gün, korkunun şiddetinden dolayı, sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değinlerdir, hep, iki, ayetini delil getirmişlerdir. Bunlar, öncekilerin delili olan ayet hususunda şu cevabı vermişlerdir. O, onların durumları sonunda emniyet ve sevince dönüşecek, manasındadır. Bu doktorun hastaya bir şeyin yok demesi gibidir. Bu her ne kadar şu anda bu hastalıktan dolayı bir sıkıntıda isen de ileride sıhhat ve afiyete kavuşacaksın demektir. Daha sonra Hak Teala peygamberlerin getirdiği ayetleri tekzip eden kimselerin durumunu beyan buyurarak ve onlara karşı büyüklenenler yani o ayetleri kabul etme hususunda burun kıvırıp onları yüklenmekten tekebbür ve isyan edenler yok mu? onlar da cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar, demiştir. Alimlerimiz, bu ayetle istidlal ederek, ehli kıbleden olan günahkarların, fasıkların, cehennemde ebedi kalmayacaklarını söylemişlerdir. Çünkü Allahü Teala, ayetlerini sip edip kabule yanaşmayanların, cehennemde ebedi kalacak olanların ta kendileri olduğunu beyan buyurmuştur. Bu ayette geçen hüm, onlar, zamiri has manası ifade eder. Bu da, ayetleri böyle yalanlayıp, büyüklenmeyenlerin, cehennemde ebedi kalmayacaklarını gösterir. Allah en iyi bilendir. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olamaz 37. O halde Allah'a karşı yalan uydurup atandan, yahut onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kimdir? Onların kitaptan nasipleri kendilerine erişecektir. Nihayet elçi, meleklerimiz, Canlarını almak üzere onlara geldikleri vakit diyecekler ki, Allah'ı bırakıp da tapa geldiğiniz, tanrılar, nerede? Cevaben, onlar şöyle diyeceklerdir, onlar bizi bırakıp kayboldular. Böylece kendi aleyhlerine, kafir olduklarına dair şahitlik edeceklerdir. Bil ki Hak Teala'nın, o halde Allah'a karşı yalan uydurup atandan, yahut onun ayetlerini yalan sayandan daha zatim kimdir? Buyruğu, ayetlerimizi yalanlayanlara ve onlara karşı büyüklenenlere gelince, ifadesiyle ilgilidir. Binaenaleyh, daha zalim kimdir? Sözü, Allah'a, onun söylemediği sözü isnat edenden, yahut da Allah'ın dediğini yalan sayandan daha zalim kimdir? Manasındadır. Birincisi, olmayan bir şeyin olduğunu söylemektir, İkincisi ise, olan bir şeyi inkar edip yok saymaktır. Birincisine, ister putlardan, ister yıldızlardan, isterse, lezdan ve ehrimen diye iki ilah bulunduğunu söyleyenlerin söyledikleri çeşitten olsun, Allah'a bu şeyleri ortak koşan kimseler, Allah'ın kızları ve oğulları olduğuna inananlar ve batıl hükümleri Allah'a nispet edenlerin inançları dahildir. İkincisine ise, Kur, anın Allah katından inen bir kitap olduğunu kabul etmeyen kimselerin inancı ile, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in peygamberliğini inkar edenlerin inancı dahildir. Nasip, kelimenin bu ayetteki manası. Daha sonra Cenab-ı Hak, onların kitaptan nasipleri kendilerine erişecektir. Buyurmuştur. Alimler, burada bahsedilen, nasip, kelimesiyle ne murat edildiği hususunda ihtilaf ederek, şu iki görüşü ileri sürmüşlerdir. Birinci görüş, bundan, azap, murat edilmiştir. Buna göre kelamın manası, onlara, Allahü Teala'nın bu kitapta, kendileri için bir nasip kıldığı o muayyen ve belirli azap ulaşacaktır. Şeklinde olur. Sonra, bu görüşte olan alimler bu belirli azabın ne olduğu hususunda da ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden olarak bazıları bunun, yüzlerinin simsiyah, gözlerinin de masmavi olması olduğunu, bunun delilinin ise, yalan söyleyenlerin, kıyamet günü yüzleri, göreceksin ki kapkaradır, Zümer. 60, ayeti olduğunu söylemişlerdir. Zeccak da bunun, Hak Teala'nın, işte ben sizi, alevlendikçe alevlenen bir ateşe karşı uyardım. Leyl, 14, kim Rabbini zikrinden yüz çevirirse, onu çetin bir azaba sokar, sin, 17, ve, boyunlarında bu kağılar, zincirler bulunduğu zaman. Mümin, 71, ayetlerinde bahsedilen hususlar olduğunu ve bütün bu şeylerin, onların küfürlerindeki günahlarının derecesine göre, kitaptan olan hisseleri olduğunu söylemiştir. İkinci görüş, burada bahsedilen, nasipten murat, azaptan başka bir şeydir. Alimler bu hususta da ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden olarak denilmiştir ki, bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Onlar mi olduklarında, onlara haksızlık etmememiz, adil davranmamız ve onları müdafaa etmemiz gerekir. İşte, kitaptan nasibin manası budur. İbn Abbas, Mücahid ve Said İbn Cüber, onların kitaptan nasibleri kendilerine erişecektir, buyruğu, bunlar, Allah'ın hükmünde ve meşiyetinde daha önce kendileri için ayrılmış olan bedbahtlık veya mutluluk nasiblerine nail olurlar. Binaenaleyh, eğer Allah onların şaki, bedbaht olarak ölmelerine hükmetmişse, onları küfürleri üzere bırakır. Eğer onların, saadet üzere ölmelerine hükmetmişse, onları iman ve tevhid alanına geçirir. Manasındadır, demişlerdir. Rebi ve İBN Zeyt ise, bunun manasının, onlar, Allah'ın kendileri için yazmış olduğu rızıklara, amellere ve ömürlere nail olurlar. Bunlar sona erip de tükendiğinde, onlar da bunları tamamladıklarında görevlendirilmiş elçifer, melekler gelip onların canlarını alırlar. Şeklinde olduğunu söylemişlerdir. Bil ki bu ihtilaf, ancak şu sebepten dolayı meydana çıkmıştır, Allahü Teala, onların kitaptan nasipleri kendilerine erişecektir, buyurmuştur. Buradaki nasip kelimesi de, mezkur bütün manalara gelebilen mücmel bir kelimedir. Bazı muhakkik alimler de şöyle demişlerdir, bu kelimeyi, ömür ve rızık, manasına hamletmek daha uygundur. Çünkü Allahü Teala, onlar her ne kadar küfürde bu dereceye ulaşmış olsalar da, hallerini düzeltsinler ve tevbe etsinler diye, bir lütfu ilahi olarak, kendileri için takdir edilmiş olan rızkın ve ömrün onlara verilmesine mani olmayacağını beyan buyurmuştur. Hem Cenab-ı Hakk'ın, nihayet elçi, meleklerimiz, canlarını almak üzere onlara geldikleri vakit, ifadesi, o elçi meleklerin can almak için gelişlerinin bu nasibin husul müddetinin dolmasına delalet eder. Binânen bu nasibin, onların canlarının alınmasından önce olması gerekir. Canlarının alınmasından önce bulunan ise ancak onların azıkları ve ömürleridir. Nihayet elçi, melekleri, miz, canlarını almak üzere onlara geldikleri vakit diyecekler ki, tapa geldiğiniz tanrılar nerede? Ayetiyle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, Halil ve Siphevi ve kelimelerinin imaleyle okunması caiz değildir. Bu Eliflerden önce mutlaka feta bulunur. Çünkü bunlar kendileri ile ve kelimelerinde olduğu gibi içinde Elif bulunan isimlerin sonlarını birbirinden ayıran bir takım sebeplerden dolayı gelen harflerin kelimelerin son harfleridir. Fakat hatta kelimesi ya ile yazılmıştır. Çünkü o dört harflidir. Bundan dolayı sekra, sarhoş, kelimesine benzetilmiştir, demişlerdir. Yine bazı naivciler hatta kelimesinin imale ile okunmayacağını söylemişlerdir. Çünkü bu, üzerinde tasarrufta bulunulamayan bir harftir. İmale ise, bir tür tasarrufçır. Elçi meleklerin can almak için gelmeleri. Ayetteki, nihayet elçi, melekleri, mis, canlarını almak üzere onlara geldikleri vakit ifadesi ile ilgili iki görüş mana vardır. Bir bundan murat canları, ruhları almadır. Çünkü vefat kelimesi bu manadadır. İbn Abbas radıyallahu anhu ölüm kâfirin kıyametidir. Binayen melekler o kâfirleri ölüm esnasında bir zekır, bir tehdit ve bir azarla arar bulurlar, canlarını alırlar. Ayette bahsedilen elçiler ölüm meleği Azrail aleyhisselam ile onun yardımcısı olan meleklerdir demiştir. 2 Hasan el-Basri'nin görüşü ile Zeccâ'ın iki görüşünden biri olup buna göre bu iş ahirette olmaz. O halde ayet elçilerimiz yani azap melekleri onlara geldiğinde onların canlarını alır, onlar müddetlerini tamamlayıp bitirirler ve onlardan hiçbiri o meleklerden kurtulamaz, manasında, onlar cehenneme doğru sevk olunup toplandıkları zaman, onların müddetleri, ömürleri, sona erer, manasındadır. Üçüncü mesele, ayetteki, tapa geldiğiniz, şeyler, nerede? ifadesi, Allah dışında, kendilerine ibadet edip duada bulunduğunuz, Allah'a koştuğunuz ortaklar nerede? Manasındadır. Ayetteki ma kelimesi, mushaf yazısında, e'ne ile bitişik yazılmıştır. Keşaf sahibi şöyle demiştir, ma, lafzının hakkı, ayrı yazılmaktır. Çünkü o, taptığınız şeyler, manasında, bir ismi mevsüldür. Daha sonra Cenab-ı Allah o kafirlerin, onlar bizi bırakıp kayboldular, yani, yok olup gittiler, diyeceklerini bildirmiştir. Binaenaleyh onlar, Ölümü apaçık gördüklerinde kendilerinin kâfirler olduklarına şahitlik ederler. Bil ki bütün bu izahlara göre ayetin maksadı kâfirleri inkarlarından men etmektir. Çünkü bu durumlardan bahsederek yapılan korkutma akıllı insanları iyiden iyiye düşünmeye, istidlale ve taklitten sakınıp doğru olanı yapmaya sevk eder. Kâfirlerin kısım kısım cehenneme girmesi 38. Ayetin tefsiri için bak 39. 39. Allah, diyecek ki, insanlardan ve cinlerden, sizden önce geçmiş ümmetler arasında sizde girin bu ateşin içine. Her ümmet girdikçe, dindaşına lanet edecek. Nihayet hepsi birbiri ardınca oraya girip toplanınca da, sonrakiler, evvelkiler hakkında, ey Rabbimiz, bizi bunlar saptırdılar. Onun için, bunlara kat kat ateş, cehennem, azabı ver, diyecekler. Allah buyuracak ki, azap, herkes için kat kat, fakat siz bunu bitemezsiniz. Evvelkilerde sonrakilere, sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. O halde işlediğiniz suç sebebiyle, o azabı tadın, diyecekler. Bil ki bu ayet, kafirlerin en son hallerini anlatmaktadır. Bu sonda, Hak Teala'nın onları cehenneme sokmasıdır. Ayetteki, diyecek ki, siz de girin, ifadesi ile ilgili olarak iki görüş vardır. A. Bu söz, Allah'a aittir. B. Mükatil, bunun cehennemin bekçisi olan meleklere, zebanilere ait olduğunu söylemiştir. Bu ihtilaf, Hak Teala'nın, ahirette kafirlere konuşup konuşmayacağı meselesine dayanmaktadır. Biz bu meseleyi, daha önce ayrıntılı olarak anlatmıştık. Cenab-ı Hakk'ın, ümmetler arasına siz de girin, ayeti ile ilgili iki izah yapılmıştır. bir, Kelamın takdiri, ümmetlerle birlikte, cehenneme giriniz, şeklindedir. Buna göre ayette hem bir takdir hem de mecazi bir mana vardır. Takdire gelince biz burada finnar sözünü takdir ediyoruz. Mecazda ayetteki fi harfi cerrini ma beraber manasına hamletmemizdir. Çünkü fi ümemin ümmetler arasına ifadesinin ma ümemin ümmetlerle beraber manasında olduğunu söylüyoruz. 2. ayette ne bir takdirin ne de mecazi bir mananın olduğunu söylememektir. Buna göre ifadenin manası, ümmetler arasında cehenneme girin, şeklindedir. Ümmetler arasında girmenin manası, onların içine girmektir. Hak Teala, insanlardan ve cinlerden, sizden önce geçmiş, yani, zamanları sizin zamanınızdan önce geçmiş, ümmetler, buyurmuştur. Bu ifade, Hak Teala'nın kafirlerin hepsini bir defada toptan cehenneme sokmadığını, aksine kısım kısım soktuğunu göstermektedir. Bu sözün doğru olabilmesi için, kafirlerden cehenneme önce girenlerin ve sonra girenlerin bulunması gerekir. Böylece cehenneme giren ümmet, oraya kendinden önce girmiş olanları görür. Cehennemde birbirlerine lanet etmeleri. Cenab-ı Allah, her ümmet girdikçe dindaşına lanet edecek, buyurmuştur. Bu ayetle onun maksadı, cehennemliklerin, birbirlerine lanet ettiklerini ve birbirlerinden uzaklaşıp kaçtıklarını bildirmektir. Nitekim o, dostlar o gün birbirine düşmandır. Ama takva sahipleri müstesna, Zuhruf, 67, buyurur. Ayetteki, uhteha, tabiri, din kardeşine, dindaşına, manasındadır. Buna göre ayetin manası şöyle olur, müşrikler müşriklere lanet eder. Yahudiler de böyledir. Yani Yahudi Yahudi'ye, Hristiyan Hristiyan'a lanet eder. Mecusi, Sabi'yi, Yıldızperest ve diğer sapık dinler hakkındaki durum da böyledir. Allahü Teala, nihayet hepsi birbiri ardınca oraya girip toplanınca, yani, birbirlerine katılıp, cehennemde toplanıp, birbirlerine kavuşup, hep birlikte cehennemde karar kıldıklarında, evvelkiler sonrakiler hakkında şöyle derler, buyurmuştur. Bu ifadeyle ilgili iki mesele vardır. Birinci mesele, ayette bahsedilen, sonrakiler ve evvelkilerim ne demek olduğu hususunda iki görüş vardır bir, mükatil, sonrakiler, cehenneme o ümmetten son olarak girenleri, evvelkiler, de, onlardan cehenneme ilk girenleridir, der. 2. Sonrakiler, derece bakımından, onların sonrakileridir. Bunlar da, bir ümmetin içindeki halk yani idare edilenlerdir. Bunlar evvelkilere, yani derece bakımından önce olanlara, ki bunlar da o ümmetin komutanları ve önderleri, yani idare edenleridir, şöyle derler. İkinci mesele. Ayetteki li uhrahum, sonrakiler. ifadesinin başındaki lam, lam ı e c l, sebep bildiren lamdır. Buna göre mana, onlar için ve onların kendilerini saptırmış olmalarından ötürü, ey Rabbimiz bizi bunlar saptırdılar, diyecekler, şeklinde olur. Yoksa bundan, onlar bu sözü, evvelkilere söylediler, manası murat edilmemektedir. Çünkü onlar, Evvelkilere konuşmamış, bu sözü Cenab-ı Allah'a hitaben söylemişlerdir. Cenab-ı Hakk'ın "Ey Rabbimiz, bizi bunlar saptırdılar." ifadesi, tabi olanlar, idare edilenler, evvelkiler, idare edenler bizi saptırdılar diyecekler manasındadır. Bil ki, evvelkilerin sonrakileri saptırması şu iki şekilde olur. A. Batıla davet etmek Batıl olan şeyleri onlara süslü göstermek ve o batılları çürütecek delilleri gizlemeye gayret etmek suretiyle. B, sonrakilerin halkın idare edenleri gözlerinde büyütmeleri, böylece de o idare edenlerin süsleyip küsledikleri o batıllar ve sapıklıklarda onları taklit edip, onları kendileri için bir, uyulacak kimseler seçmeleridir. Böylece bu, o evvelkilerin idarecilerin saptırmaya gayret edişlerine bir teşbihtir dif kelimesinin manası. Daha sonra Cenab-ı Hak, o sonrakilerin, kendilerini idare edenlere, ilahi azabın artırılması hususunda beddua ettiklerini nakletmiştir. Bu da ayetteki şu ifadedir, bunlara kat kat ateş azabı ver. Ayetteki dif, kat kat kelimesi ile ilgili iki görüş vardır. Bir Ebu Übeyde, dif, bir şeyin bir misli ve katıdır, demiştir. İmam Şafii, ar, He, buna yakın bir söz söylemiş ve vasiyet eden bir adam hakkında, vasiyet eden, eğer, falancaya, benim çocuğumun hissesinin, katını, verin, dese, o kimseye, çocuğun hissesinin iki katı verilir, demiştir. 2. Eseri, Arapçada dif, birden fazla olan katlardır. Bu sadece, bir şeyin iki katı, manasına hasredilemez. Mesela senin bu, onun katıdır, deyip burumla o şeyin iki veya üç mislini, katını, kastetmen caizdir. Çünkü bu kelime aslında, bir miktara münhasır olmayan bir fazlalıktır. Bunun delili, onlar için yaptıklarına mukabil kat kat, dif, mükafat nardır, sebe, 37, ayetidir. Cenab-ı Allah bu tabiriyle, o şeyin bir veya iki mislini kastetmemiştir. Aksine böyle şeylerin, en az on kat olduğunu söylemek daha evladır. Çünkü Allahü Teala, kim Allah'a bir iyilikte, güzellikle gelirse, işte ona bunun on katı var, enam. 160 buyurmuştur. Böylece dif kelimesinin ifade ettiği mananın en azının belli olduğu, bunun da, bir şeyin misli olduğu, en çoğunun ise sınırsız katlar olduğu sabit olur. Şafii, ar, he, nin ileri sürdüğü meseleye gelince, bil ki, terike, miras malı, varislerin hukukuyla ilgili bir husustur. Ancak ne var ki biz, ölen kimsenin vasiyetinden dolayı, o terikenin bir kısmını, o kendisine vasiyet edilene veriyoruz. Vasiyette kesin olan miktar, maildir. Geriye kalan kısım ise, şüphelidir. İşte bundan dolayı, pek yerinde olarak, biz yakini ve kesin olanı aldık, şüpheli olanı attık. Bu sebeple de, vasiyet edenin, ifadesinde kullanmış olduğu dif kelimesini, iki katı, manasına hamlettik kimse kimsenin azabının miktarını bilemez. Cenab-ı Hakk'ın, Allah buyuracak ki, azap, herkes için kat kat, fakat siz bunu bilemezsiniz, buyruğu ile ilgili iki mesele vardır. Birinci mesele, Asım'ın reyvisi Ebu Bek, Gâib'den kinaye olmak üzere, ya harfiyle yalemin şeklinde okumuştur ki, buna göre ayetin manası, ancak ne var ki, her fırka, diğer fırkanın azabının miktarını bilemez, şeklinde olur. Böylece Ebubek bu ifadeyi, fiilin zamirinin merciğini, kül kelimesine hamletmiş olur. Çünkü kül kelimesi, her ne kadar muhataplar için ise de, ancak ne var ki bu kelime gayb için vaz, olunmuş zahir bir isimdir. Böylece bu fiil manaya değil, lafza hamledilmiş olur. Diğer kıraat imamlarına gelince onlar, fiili muhatap aslında olmak üzere ta ile, talemin şeklinde okumuşlardır. Buna göre ayetin manası, ancak ne var ki ey muhataplar, sizden her kısım için ne kadar azap olduğunu bilemezsiniz, şeklinde olur. Bu ifadenin manasının, ancak ne var ki, ey dünya ehli, siz bu azabın miktarını bilemezsiniz, şeklinde olması da caizdir. İkinci mesele. Bir kimse şöyle diyebilir, eğer, Cenab-ı Hakk'ın niküllin dif buyruğu ile, onlardan her biri için, hak ettiği azabın katı, misli vardır, manası kastedilirse, bu caiz olmaz. Çünkü bu zulümdür. Eğer bu mana murat edilmezse, o zaman onun kat kat olmasının anlamı nedir? Cevap: Kafirlerin azabı artar. O halde meydana gelen her elemi sınırsız olarak bir başka elem ve acı takip eder. Böylece de bu acılar bir yerde son bulmaksızın gittikçe kat kat olur ve böylece artar. Daha sonra Cenab-ı Hak onların sonrakilerinin evvelkilere hitap ettiklerini beyan ettiği gibi, aynı şekilde öncekilerin de sonrakilere cevap vererek, evvelkiler de sonrakilere, küflü ve sapıklığı terk etme hususunda, sizin bizden bir üstünlüğünüz yok ve biz, azaba müstahak olma hususunda ortağız, dediklerini beyan buyurmuştur. Bir kimse şöyle diyebilir, bu, onlardan sadır olan, bir yalandır. Zira onlar reis, idareci ve komutan oldukları için onları küfre davet etmişler ve etbaı kendilerine tabi olanları bu hususta arzulandırmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Böylece de hem sapmış hem de saptırmışlardır. Ama uyanlara ve idare edilen kimselere gelince bunlar her ne kadar sapıtmış iseler de ancak ne var ki bunlar başkalarını saptırmamışlardır. Binaenaleyh onların dalaleti ve küfrü terk etme hususunda sizin bizden bir üstünlüğünüz yok demeleri batıl ve yanlış olmuş olur. Buna şu şekilde cevap verilir. Bu konuda söylenebilecek son söz şudur. O kâfirler yani elebaşları kıyamet gününde bu sözleri hususunda tekzip edileceklerdir. Biz etili sünnete göre böyle olması caizdir. Biz bu hususu En'am suresinde Cenab-ı Hakk'ın En'am 23 ayetinin tefsirinde iyice ortaya koymuştuk. Cenab-ı Hakk'ın o halde işlediğiniz suç sebebiyle, o azabı tadın. Şeklindeki buyruğuna gelince bu ifadenin, idarecilerin söylemiş olduğu bir söz olması muhtemel olduğu gibi, bunun Allahü Teala'nın her iki kısma birden söylemiş olduğu bir söz olması da muhtemeldir. Bil ki, Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesiyle kastettiği, korkutmak ve caydırmaktır, men etmektir. Çünkü Allah, İdare edenlerin ve edilenlerin kıyamet gününde birbirlerinden uzaklaşacaklarını ve birbirlerine lanet ettiklerini haber verince bu onların kalplerine çok şiddetli bir korkunun düşmesine sebep olmuş olur. Hakkı kabul etmeden gururlananlar 40. Ayetin tefsiri için bak 41. 41. Bizim ayetlerimizi yalan sayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler yok mu? Onlar için gök kapıları açılmayacak onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar, cennete giremeyeceklerdir. Biz, günahkarları işte böyle cezalandırırız. Onlara cehennemden döşekler, üstlerinde örtüler vardır. Biz, zalimleri işte böyle cezalandırırız. Bil ki bu ayetlerden maksat, kafirlerle ilgili ilahi tehdit hakkındaki hükmü tamamlamaktır. Bu böyledir, zira Cenab-ı Hak, daha önceki ayette, ayetlerimizi yalan sayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, e gelince, onlar da cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar, Araf, 36, buyurmuş, sonra da bu ayette, ayetleri yalanlayıp onlara karşı büyüklenenler hakkındaki ebediliğin nasıl olacağını, buyruğu ile açıklamıştır. Yani, Hüsulü din, tevhid ilmi, deki meselelere delalet eden delilleri yalanlayanlar. Demektir. Bu cümleden olarak mesela, Dehriye, Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatlarını ortaya koyan delilleri inkar ediyorlar. Müşrikler de, tevhidin delillerini inkar ediyorlar. Peygamberlik müessesesini inkar edenler, bu müessesenin doğruluğuna delalet eden delilleri inkar ederler. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in nübüvvetini inkar edenler, onun nübüvvetinin doğruluğuna delalet eden delilleri inkar ederler. Ahireti inkar edenler de ahiretin gerçek ve doğru olduğuna delalet eden delilleri inkar ederler. O halde Cenab-ı Hakk'ın bizim ayetlerimizi yalan sayıp da ayeti bütün bunları içine almaktadır. Büyüklenmek ifadesinin manası batıl olan şeyler ile yükselmeyi istemektir. Bu kelime beşer hakkında zem ve kınanmaya delalet eder. Nitekim Cenab-ı Hak Firavun ile ilgili olarak kendisi de, askerleri de o yerde haksız olarak büyüklük tasladılar. Kasas, 39 buyurmuştur. Kafirlere gök kapıları açılmaz. Cenab-ı Hakk'ın, onlar için, gök kapılan açılmayacak. Buyruğuna gelince, bu hususta birkaç mesele vardır. Birinci mesele, Ebu Amr, e, şeddesiz ve ta harfiyle olmak üzere, Latufte, Hamza ve Kisai, ya ile ve şeddesiz olarak la yuftah, Diğer kıraat imamları ise şeddeli ve ta ile olmak üzere latufet'te şeklinde okumuşlardır. Bunu şeddeli olarak okumanın izahına gelince bu hususu Cenab-ı Hakk'ın üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Enam 44 ve bunun üzerine biz de şarıl şanel dökülen bir suyla gök kapılarını açtık. Kamer 11 ayetleri ortaya koymaktadır. Hamza ve Kisaye'nin kıraatlerinin izahı ise, fiilin önce zikredilmiş olmasıdır. İkinci mesele. Cenab-ı Hakk'ın, onlar için, gök kapılan açılmayacak, buyruğu ile ilgili olarak birkaç görüş ileri sürülmüştür. Birinci görüş, İBN Abbas şöyle demektedir. Cenab-ı Hak, bu tabirle onların ne amellerine, ne dualarına ve ne de Allah'a itaat kastıyla yaptıkları herhangi bir talebe, göğün kapılarının açılmayacağını murat etmiştir. Bu mana, Cenab-ı Hakk'ın, güzel kelimeler ancak ona yükselir. Onu da, iyi amel yükseltir, fatır. 10 ayetiyle, gerçekten, iyilerin kitabı, hiç şüphesiz, illiğin, dedir, mutafifin, 16 ayetinden alınmıştır. İkinci görüş, Süddi ve başkaları ise şöyle demişlerdir, onların ruhları için, semanın kapıları açılmaz, ama, müminlerin ruhları içinse, bu kapılar açılır. Bu tevilin doğruluğuna, uzunca bir hadiste rivayet edilmiş olan şu husus da delalet eder, müminlerin ruhtan, semaya yükseltilir. Böylece de, semanın kapılarının o ruhlar için açılması istenir. Bunun üzerine, temiz bedende olan temiz ruh, merhaba, denilir. Bu iltifat, o ruha, yedinci kat semaya varıncaya kadar, her katta, tekrar edilir. Kafirin ruhu için de, semanın kapılarının açılması istenir. Bunun üzerine o ruha, hor ve hakir olarak geri dön. Zira, senin için gök kapılan açılmaz. Denilir. Bu rivayet için bakınız. İmam Ahmed, Müsned, 2. 364 ila 365, İbn Mas, Hadis, 4262, Taberi, XH. 424 ila 425, A. Şakır Neşri, Keza Ebu Davud, Hadis, 3212, El Müstedrek, 1, 37 ila 40. Üçüncü görüş, cennet göktedir. Buna göre, bu tabirin manası, o kafir ruhların cennete girmeleri için, göğe çıkmalarına izin verilmez ve onlar için, o cennete götürecek yollar da açılmaz, şeklinde olur. Dördüncü görüş, onlar üzerine, Allah'ın bereketi ve hayrı inmez. Bu manada, bunun üzerine, biz de, şarıl şarıl dökülen bir suyla gök kapılarını açtık, Kamer, 11, ayetinden alınmıştır. Ben derim ki, bu ayet delalet eder ki ruhlar ancak ya kendilerine gökten bir takım hayırların inmesiyle veyahut da amellerinin göklere yükselmesiyle mutlu olabilirler. Bu da göklerin ruhların neşelenme yerleri ve mutlu olacaktan mekanlar olduğuna delalet eder ki buradan her türlü hayır ve bereket iner. Ve yine ruhlar en mükemmel mutluluğu elde etmeleri halinde buraya yükselebilirler. Durum böyle olunca Cenab-ı Hakk'ın onlar için gök kapıları açılmayacak, buyruğu, en büyük vaid ve tehditlerden olmuş olur. Deve, iğne deliğinden geçmedikçe kafir cennete giremez. Allah'ın, onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar, cennete giremeyeceklerdir, buyruğuyla ilgili olarak da birkaç mesele vardır. Birinci mesele, gülük, girmek demektir. Cemel kelimesinin ne olduğu, deve anlamına geldiği, zaten bilinmektedir sin harfinin fethası ve dammesiyle sem veya süm, iğne deliği demektir. İbn Eşir'in, bu tabiri sinin dammesiyle süm şeklinde okumuştur. Keşaf sahibi şöyle der, bu kelimenin, üç harekeyle de okunduğu rivayet edilmiştir. Bedendeki, çok ince deliklere, gözeneklere de sem ismi verilir. Bu kelimenin çoğulu, süm-mümdür. Bedendeki gözeneklere sinsays nüfuz etmesi, hatta kalbe dahi ulaşması sebebiyle de, essem mülkatil, öldürücü zehir, denilmesi de böyledir. Hıyat kelimesi, bir şey dikmeye yarayan yine demektir. Ferah şu kelimelerde her iki kullanılışın mevcut olduğunu söyler, izar, mizır, vücudun alt kısmını örten elbise, lihaf, milhaf, yorgan, kina, mıkna, peçe, gibi işte, hıyat, mihyat, iğne, kelimesi de bunlardandır. Cenab-ı Hak, Araplar nezdinde, hayvanların en büyüğü olduğu için, hayvanlar içinden hassaten, deve, yi zikretmiştir. Nitekim şair de şöyle demiştir, develerin gövdesi, serçelerinse akılları, rüyaları. Demek ki, devenin vücudu, vücudların en büyüklerindendir. İğnenin deliği ise, deliklerin en küçüğü ve darıdır. Şu halde, devenin bu dar deliğe girmesi imkansızdır. Bu sebeple Cenab-ı Hak, o kafirlerin cennete girmelerini, bu şartın tahakkuk etmesine bağlayınca, bu şartla da imkansız olunca, aklen de imkansıza dayanan şeyin imkansız olduğu sabit olunca, onların cennete girmelerinin kesin ve kati olarak imkansız olduğu anlaşılır. Farklı kıraatlere göre mana. Keşaf sahibi şöyle demektedir. İbn Abbas, bu kelimeyi kummel, ince karınca, vezninde olmak üzere cümmel şeklinde, Said ibn Cübeyr Noer, bülbül, serçenin yavrusu, vezninde olmak üzere cümmel şeklinde okumuşlardır. Yine bu kelime, kufi, kilit, vezninde cümmel, nusub, dikili taşlar, vezninde cümül şeklinde ve habıl, ip, vezninde olmak üzere de cemi şeklinde okunmuştur ki, bütün bunlara göre, kelimenin manası, kalın urgan, demektir. Çünkü, kalın urgan, bir takım iplerden bükülerek tek bir ip parçası, urgan haline getirilmiş şekline denir. İbn Abbas, radıyallahu anhe, iğne şöyle dediği rivayet edilmiştir: Allahü Teala, deve manasını murat ederek cemel kelimesiyle teşbih yapmaktan yüce ve münezzehtir. Yani, urgan ve halat, iğnenin deliğine giren ipliğe deveden daha çok münasip ve uygundur. Halbuki deve ise o ipe münasip değildir. Ancak ne var ki, biz bunun zikredilmesindeki manayı daha önce zikretmiştik. Üçüncü mesele. Ruhların tenasuhuna, bedenden bedene geçmesine, inananlar, bu ayetle istiddil ederek şöyle demişlerdir. Beşerin bedenlerindeki ruhlar isyan edip günah işleyince, o bedenlerin ölümünden sonra, o bedenlerden başka bir bedene geçerler. Devamlı surette azap çeke çeke nihayette ve bedeninden, iğne deliğinden geçebilecek kadar küçük olan bir kurtçuğun bünyesine girerler. Böylece de o ruhları, o günah ve isyanlardan temizlenmiş olurlar. Ve bu sayede de, cennete girer ve saadete ulaşmış olurlar. Bil ki, soha inanmak, batıl bir şeydir. Böyle bir istidlalde bulunmak da zayıftır. Allah en iyi bilendir. Cenab-ı Allah daha sonra, biz günahkarları böyle cezalandınız, buyurmuştur. Bu işte biz anlattığımız şekilde mücrimleri cezalandırırız demektir. Allah en iyisini bilir ya. Ayetteki mücrimler kafirler manasınadır. Çünkü bunların daha önce bahsedilen halleri Allah'ın ayetlerini yalanlama ve onlara karşı kibirlenmekten ibarettir. Bil ki Allahü Teala onların durumlarının kesinlikle cennete girememek olduğunu beyan edince cehenneme gireceklerini bildirerek, onlara cehennemden döşekler ve üstlerinde örtüler vardır, buyurmuştur. Bu ifade ile ilgili iki mesele vardır. Cehennem kelimesinin manası. Mihad, kelimesi, mühüd kelimesinin çoğuludur. Mühüd, dö, yatak, manasındadır. Eseri şöyle demiştir, Arapçada, mehd kelimesinin asıl manası, sermek, ferş, sergiye, föraşa, yere yayıldığı için mihad denir. Gevaşi de, gâşiye kelimesinin cemidir. Seni bürüyüp kaplayan her şeye, gâşiye, saran bürüyen denilir. Cehennem kelimesi, hem müens, hem de alem, özel isim, olduğu için gayrimunsariftir. Bu kelimenin, asık surat, manasına gelen cühme lafzından türediği söylenmiştir. Nitekim, asık suratlı adam, manasında, denilir. Cehennem, azabı çok şiddetli olduğu için bu ismi almıştır. Müfessirler şöyle demişlerdir, bu ayetten Murat, cehennemin onları her taraftan kuşatacağını haber vermektir. Binayen aleyh o kafirlerin, cehennemde hem örtüleri, hem döşekleri hem yorganları, hem yatakları vardır. İkinci mesele. Birisi şöyle diyebilir, yavaş kelimesi, fevaıl, veznindedir, binayen aleyh gayr-ı munsariftir. O halde, nasıl olmuş da tenbin gelmiştir? Cevap, bu, Halil ve Sipeveyh'in mezhebine, görüşüne, göre, bir cemi kelimedir. Cemi kelimenin telaffuzu, müfredden daha zordur. Hem sonra bu, en ileri derecede cemi şekillerinden biridir. Binaenaleyh bu durumda, onun zorluğunu artırır. Kelimenin sonunda da ya harfi vardır. Ya da ağır bir harftir. Binaenaleyh bu kelimede bu tür ağırlıklar bir araya geldiği için, Araplar bu kelimeyi sonundaki yayı hasfetmek suretiyle hafifletmişlerdir. Ya hasfedilince de, bu kelime, fevail, sigasından eksik olur ve böylece cenah, kanat, vezninde, gevaş, şeklinde olmuş olur. Bu sebeple de, fevail, sığasına uymadığı için, sonuna tenvin gelmiştir. Cenab-ı Hak, biz, zalimleri böyle cezalandırırız, buyurmuştur. İbn Abbas, radıyallahu aneh, Allahü Teala, bu beyanla kendisine şirk koşup, kendisi dışında ilah edinenleri kastetmiştir demiştir. Buna göre ayetteki zalimler de kafirler manasındadır. 42. Ayetin tefsiri için bak 43. 43. İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince ki biz herkese ancak gücünün yettiği şeyle mükellef tutarız onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Onların göğüslerindeki namına ne olursa, hepsini söküp atacağız. Altlarından ırmaklar akacak ve onlar hamdolsun bizi buna ileten Allah'a. Eğer Allah bizi buna iletmeseydi, bunun yolunu kendiliğimizden bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişlerdir, diyecekler. Onlara, işte yapmakta devam ettiğiniz, iyi işler, sayesinde, mirasçı kılındığınız cennet budur, diye seslenilecek. Bil ki Allahü Teala, vaidini tamamlayınca, onun peşi sıra bu ayette vaadini getirmiştir. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Bil ki, meanicilerin ekserisi, ayetteki, biz herkesi ancak gücünün yettiği şeyle mükellef tutarız, ifadesinin, mübdeda ile haber arasına girmiş bir cümleyi mutarıza, ara cümle, olduğunu ve ayetin takdirinin, iman edip de salih, iyi, amellerde bulunanlara gelince, onlar cennetliktir. Şeklinde olduğunu söylemişlerdir. Bu cümlenin, mükteda ile haber arasına girmiş olması, son derece güzel ve yerindedir. Çünkü bu da aynı söz cinsinden ve aynı konudadır. Çünkü Hak Teala, iman eden o kimselerin salih amellerinden bahsedince, bu amellerin onların kudretleri dahilinde olduğunu ve müminlerin güçlerinin üstünde olmadığını bildirmiştir. Bu şekilde bir ifadede, cennetin çok kıymetli bir mükafat olmasına rağmen, oraya, hiç zorlanmadan ve kolay amellerle ulaşılabileceği hususunda kafirlerin dikkati çekilmiştir. Bazıları da, bu ifadenin terkipteki yerinin, o müktedanın haberi olduğunu, ait zamirinin ise, karine, ipucu, bulunduğu için hasfedilmiş olduğunu ve ifadenin, iman edip de salih amellerde bulunanlara gelince, biz onlardan her birine ancak gücünün yettiği şeylerle mükellef tutarız, takdirinde olduğunu söylemişlerdir. Vüs ile Cühd arasındaki fark. Ayette geçen, vüs, kelimesi, insanın darlık ve sıkıntı halinde değil, Genişlik ve rahatlık halinde yapabildiği şey manasındadır. Bunun delili şudur. Muaz b. Cebel radıyallahu anh bu ayet hakkında bu herkese ancak zoruna giden ile değil, kolayına gelen ile mükellef tutarız manasındadır. Takatin son noktası güs değil, cühd diye adlandırılır. Güsün bütün gücü sarf etme manasında olduğunu zanneden yanlışlık yapmıştır, demiştir. Teklifi Mala Yutak hakkında mutezile ile tartışma. Cübbay şöyle demiştir, bu ayet, Allahü Teala, kuluna, gücünün yetmeyeceği şeylerle de mükellef tutabilir, diyen Cebriye'nin görüşlerinin yanlış olduğuna delalet eder. Çünkü Allahü Teala beyanı ile onları yalanlamıştır. Bu temel prensip sabit olunca, onların, kulların fiillerinin yaratılması, konusundaki görüşleri de batıl, yanlış olur. Çünkü eğer Hak Teala, kulların fiillerinin yaratıcısı olsaydı, bu kullar için bir teklifi mağla yutak, güç yetinemeyecek şeyle mükellef tutma, olurdu. Zira Allahü Teala, okulda bir fiili yarattığı halde, okulu bu fiille mükellef tutsaydı, bu, okula gücü yetmeyeceği şeyi yüklemek olurdu. Çünkü bu bir nevi, hasıl-ı tahsili, yapılmış olanı yapmayı, emretme olur ki bu, kulun kudreti dahilinde değildir. Yine eğer okulu, bir fiili yaratmayacağı halde, o fiille mükellef tutarsa, bu da, teklifi mağla yutak, olur. Çünkü bu durumda, kulun o fiili yapmaya ve meydana getirmeye gücü olmaz. Yine mutezile, şöyle demişlerdir, bu temel prensip sabit olunca, istita, bir şeyi yapabilme gücü, nün, o fiilin yapılmasından önce kulda mevcut olduğu ortaya çıkar. Çünkü iman etmekle emrolunmuş olduğu halde kafirin imana kudreti yok iken, eğer istita, fiil ile birlikte, yani tam tül yapılırken mevcut olsaydı, o zaman bu da, yani kafiri iman etmekle mükellef tutmak da, bir teklifi mağla yutak olurdu. Bu ayet, teklifi mağla yutağın olmadığına delalet ettiğine göre, bu iki esasın yanlış olduğu ortaya çıkar. Buna şöyle cevap verilir, biz deriz ki, bu müşkil sizin için de geçerlidir. Çünkü Cenab-ı Allah, bir şeyi yapmak veya yapmamaya götüren sebepler birbirine denk olduğunda veya bu sebeplerden birisinin diğerine baskın gelmesi söz konusu olduğunda insanı bir fiili yapmakla mükellef tutar. Birinci ihtimal batıldır. Çünkü yaratma ve var etme, bir şeyin yapılması tarafını tercih etmektir. Yapılma ve yapılmamaya götüren sebeplerin birbirine denk olması halinde ise bir tercihin üstünlüğün olması imkansızdır. İkinci ihtimal de batıldır. Çünkü bir üstünlüğün bulunması halinde, üstünlüğün bulunduğu tarafın olması, vacip, kesin, olur. Binaenaleyh bir emir, üstün gelen tarafla ilgili olursa, bir nevi hasıl, ı tahsili emretmek olur. Yok eğer emir, üstün olmayan tarafla ilgili olursa, bu da, o şey üstün olmadığı haide, onun yapılmasını emretme olur. Böylece bu emir, iki zıddı birlikte bulundurmayı emretme olur ki bu imkansızdır. Binaenaleyh, sizin bu soruya vereceğiniz her cevap, bizim size karşı verebileceğimiz bir cevaptır. Allah en iyi bilendir. Göğüslerden kinin çıkarılması. Cenab-ı Allah'ın, onların göğüslerinde kin namına ne varsa, hepsini söküp atacağız, buyruğuna gelince, bil ki, bir şeyi, nez, bir etmek, o şeyi yerinden söküp çıkarmaktır. Dil kelimesi, kin, manasındadır. Dilciler şöyle derler, gil, ince ve latif olduğu için, kalbin ta içine nüfuz eden şeydir. Hite ile, çok sinsi günahlara ulaşmak ve onları yapmak, manasına olan gülul kelimesi de bu köktendir. Bir şey, inceliği ve latifliği ile bir şeyin içine girdiği zaman, ve denilir. Nitekim kalbin derinliklerine girip işleyen sevgi de böyledir. Bunu anladığın zaman deriz ki, bu ayete birkaç mana verilmiştir, bir, bundan murat şudur, biz dünyada iken onların birbirlerine olan öfke ve kinini giderdik. Buna göre kinin sökülüp atılması, karakterleri temizlemek, ondaki her türlü vesveseleri kaldırmak ve onların yeniden kalbe gelmesine mani olmak manasındadır. Çünkü şeytan azapta olunca kalbilere vesvese atmaya zaman bulamaz. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh bu manaya işaret ederek ben kendimin Osman'ın Talha'nın ve Zübeyr'in haklarında Hak tealanın onların göğüslerindeki namına ne varsa, hepsini söküp atacağız, buyurduğu kimselerden olmamızı ümid ederim, demiştir. 2. Bundan murat şudur, cennetliklerin dereceleri, kemal ve noksanlıklarına göre farklı farklıdır. İşte bundan dolayı Hak teala onların kalbilerinden hasedi silmiş atmıştır. Öyle ki, daha düşük derecede olanlar, ileri derecede olanlara haset etmezler. Keşaf sahibi şöyle der, bu, birincisinden daha uygun bir tefsirdir. Bu tefsir, cennetliklerin durumunun, bu yönden cehennemdekilerden farklı olduğunu bildirmek için, Hak Teala'nın, cehennemlikler birbirinden kaçar ve birbirlerine lanet ederler, şeklindeki buyruğuna daha uygundur. Eğer onlar, insanın, büyük nimetleri ve yüksek dereceleri müşahede edip, sonra da kendisinin onları elde edememiş ve onlardan mahrum olmuş olduğunu görüp de, nefsinin onlara meyil etmemesi ve onlardan mahrum oluşu sebebi ile üzülmemesi nasıl düşünülebilir? Eğer bu düşünülebilirse, Hak Teala'nın onları, yeme, içme ve cinsi şehvet duygularını kendilerinde yaratmadan ve onları bu gibi şeylerden müstahni kılarak yeniden yaratması da niçin düşünülenlesin? Derlerse, biz deriz ki, bütün bunların hepsi mümkündür ve Allahü Teala bunları yapmaya kadirdir. Fakat o, onların kalbilerinden kini ve hasedi silip atacağını vaat etmiş, ama yeme ve içme arzusunu onlardan gidereceğini bildirmemiştir. Binaenaleyh bu iki husus arasındaki fark ortaya çıkar. Daha sonra Allahü Teala, altlarından, ırmaklar akacak, buyurmuştur. Bu, Allahü Teala, onları kin, hast ve daha fazlasını elde etme, hırs esaretinden kurtardığı gibi, onlara büyük lezzetler de inam etmiştir. O halde, onların altlarından Allah'ın rahmet, fazel ve ihsan ile her türlü mükaşefe ve ruhani mutluluk ırmakları akar. Demektir. Daha sonra Cenab-ı Hak, cennetliklerin, hamdolsun, bizi buna ileten Allah'a, dediklerini nakletmiştir. Ehli sünnet, alimlerimiz, ileten, hidayet eden, ifadesinin, Allah, kudret verdi, ve o kudrete de kesin bir sayiye, daiye, ekledi. Böylece kudret ile sebebin toplamı, o faziletin meydana gelmesini sağladı. Çünkü Allah kudret verip de eğer sebebi yaratmasa netice meydana gelmez. Yine eğer Allah engelleyici sebeplere karşı sebepler yaratmış olsaydı o fiil yine meydana gelmezdi. Ama Cenab-ı Hak kudreti ve neticeye ulaştıran sebebi yaratıp kudret ile sebebin toplamı da fiilin meydana gelmesini gerektirince hidayet, gerçekte Allah'ın takdiri, yaratması ve var etmesiyle olmuş olur manasında olduğunu söylemişlerdir. Mutezile ise, hamd etmek, ancak Allahü Teala'nın, akıl verip, deliller koyup, hidayetin, engellerini ortadan kaldırmasından ötürü olur, demişlerdir. İşte bu durumda mesele, tamamen CEBR ve kader konusu ile ilgili olur. Allah hidayet etmezse, kimse yol bilemez. Daha sonra Cenab-ı Hak, eğer Allah bizi buna iletmeseydi, bunun yolunu kendiliğimizden bulamazdık, derler, buyurmuştur. Bu ifade ile ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, İbn Amir bu kelimeyi başında vav olmaksızın, şeklinde okumuştur. Bu Şamlıların mushafında da bu şekildedir. Diğer kıraat imamları ise bunu vavlı olarak okumuşlardır. İbn Amir'in kıraatini şu şekilde izah edebiliriz, ayetteki bu ifade, bizi buna ileten ifadesinin adeta bir tefsiri gibidir. Binaenaleyh bunlar birbirinin aynısı olunca, atıf harfini, vavı, hasfetmek gerekir. İkinci mesele, eğer Allah, bizi buna it etmeseydi, bunun yolunu kendiliğimizden bulamazdık, ifadesi, hidayete eren, doğruyu bulan, kimsenin, Allah'ın hidayete erdirdiği kimse olduğuna, Allah'ın o kimseyi hidayete erdirmemesi durumunda, onun hidayete eremeyeceğine, doğruyu bulamayacağına, bir delildir. Hatta biz diyoruz ki, Mu, Tezile'nin görüşü şöyledir, Allahü Teala'nın, peygamberler ve velilere verdiği her türlü hidayet ve irşadı, kafir ve fasıkların her birine de vermiştir. Mümin ile kafir, ehli hak ile ehli batıl arasındaki fark, ancak insanın sayyı gayreti ve tercihi ile meydana gelmiştir. Binaenaleyh insanın kendisine hamd etmesi gerekir. Çünkü insanı meydana getiren ve kendisini cennetin derecelerine çıkarıp cehennemin derekelerinden kurtaran insanın kendisidir. Binaenaleyh o kendisine hiç hamd etmeyip ancak Allah'a hamd edince hidayete erdirenin de ancak Allahü Teala olmuş olduğunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah daha sonra onların, andolsun ki Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişlerdir, diyeceklerini nakletmiştir. Bu, cennettekilerin, peygamberlerinin kendilerine vaat ettiği şeylerin gerçekliliğini apaçık gördüklerinde söyleyecekleri sözdür. Onlar işte o zaman, andolsun ki Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişlerdir, derler. Allahü Teala daha sonra, onlara, işte, mirasçı kılındığınız cennet budur, diye seslenilecek, buyurmuştur. Bu hususta iki mesele vardır. Birinci mesele, bu hitap, ya Allah, ya da meleklerdendir. Uygun olan, nida edenin Allahü Teala olmasıdır. Ayetteki, en edatının açıklanması. Zeccak, buradaki, en edatı hususunda şu iki açıklamayı yapmıştır. A. Bu, enne edatından hafifletilerek yapılan, en, olup, ennehu takdirindedir ve bu zamir, şan, içindir. Buna göre kelamın takdiri şöyledir, onlara, işte cennet, diye seslenilir. Ve, bana göre en doğrusu, bu en edatının, nidanın, seslenmenin, tefsiriye, si olmasıdır. Buna göre ifadenin takdiri, onlara seslenildi, yani, işte cennetiniz, denildi, şeklindedir. Binaenaleyh onun manası şudur, onlara, işte cennet, denilmiştir. Bu tıpkı, bir güruh, yürüyün, sebat edin, diyerek, Kalkıp gittiler, Sa'd, 6, ayetinde olduğu gibidir. Cenab-ı Hak, ayette tilküm, işte o, buyurmuştur. Çünkü onlara bu cennet, dünyada iken vaad edilmiştir. Buna göre sanki onlara, işte size vaat edilen o cennet, budur, denilmiştir. Cennete varis olmanın manası. Ayetteki, mirasçı kılındığınız, ifadesi ile ilgili olarak şu iki görüş belirtilmiştir. Bir, bu, meani, alimlerinin görüşü olup, buna göre mana, tıpkı miras malının mirasçılara geçişi gibi, cennet de sizin elinize geçti, şeklindedir. İrs, mirasçı olma, Arapçada ölenden hayatta kalanlara mülkün geçmesi manasının dışında, başka manalarda da kullanılır. Nitekim, bu iş sana şeref iras eder. Yani şeref kazandırır, veya, bu iş sana utanç iras eder, yani, utanç getirir, denilir. Bazı alimler şöyle demişlerdir, cennetliklere, bu nimet ve makamlar o anda bir yorgunluğa düşmedikleri halde kolay yoldan verilmiş ve böyle sanki bu mirasa benzemiştir. 2. Cennetlikler cehennemliklerin cennetteki yerlerine varis olurlar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir kafir ve müminin mutlaka cennette ve cehennemde birer yerleri vardır. Cennetlikler cennete Cehennemliklerde cehenneme tamamen girdikleri zaman, cennet, cehennemliklerin gözünün önüne getirilir ve onlar cennetteki yerlerine bakarlar. Onlara, işte bu, yerler, şayet Allah'a itaat etmiş olsaydınız, sizin olacaktı, denilir, sonra da, ey cennetlikler, yaptığınız, iyi, ameller sebebiyle, cehennemliklerin cennetteki, bu yerlerine siz varis oldunuz, denilir ve onların yerleri cennetliklere bölüştürülür, ıb n zübt. 39, 2 bölü 1453, müsned, 3 bölü 4. Benzer hadis, buyurmuştur. Cenab-ı Hak, yapmakta devam ettiğiniz, iyi işler, sayesinde. Buyurmuştur. Bu ifadeyle ilgili birkaç mesele vardır. Cennete amel ile girilip girilmeyeceği. Amel, mutlaka bir karşılığı gerektirir, diyenler, bu ayete tutunmuşlardır, çünkü bu ifadenin başındaki. Ba, harfi, sebebiyete, delalet eder. Bu da, amelin bir karşılığa sebep olacağını gösterir. Buna karşı biz, ehli sünnetin, cevabı şudur, amel, ibadet, bir karşılığın, mükafatın, illetidir. Fakat yoksa o, ibadet, zatı gereği bu karşılığı ikap ettirmez. Bunun delili şudur, Allah'ın kulu üzerinde sınırsız nimetleri vardır. Binaenaleyh kul, bir taat yaptığı zaman, onun bu taatları geçmiş nimetlere karşılık yapılmış olur. Binaenaleyh bu taatın, bir başka mükafatı ikap ettirmesi imkansızdır. İkinci mesele. Bazıları, bu görüşü, bu ayet, kulun cennete ancak ameli mukabilinde girdiğine delalet edr. Halbuki Hazreti. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, cennete, hiç kimse kendi ameli ile giremez. İnsan oraya ancak, Allah'ın rahmeti sayesinde girebilir, bu hali. Rikak, 18, Müslim, Münafıkun, 72 ila 78, 4 bölü 2169 eksi 2171, buyurmuştur. Bu ikisi arasında, bir tenakuz vardır, diyerek tenkit etmişlerdir. Bunun cevabı, daha evvelde verdiğimiz gibi şöyledir, bizzat amel cennete girmeyi icap ettirmez, garantilemez, amel, ibadet, ancak Allah'ın fazlı ile ona bir alamet ve bir tanıtıcı kılması ile, cennete girme sebebi olmuştur hem ameli salih vesilesiyle mükafat ödeyen Allahü Teala olduğuna göre, cennete girmede, gerçekte ancak Allah'ın fazlı ile olmuş olur. Üçüncü mesele. Kadi şöyle demektedir. Ayetteki, onlara, işte yapmakta devam ettiğiniz, iyi işler, sayesinde, mirasçı kıldığımız cennet budur, diye seslenilecek, hitabı, bütün müminler için umumi bir hitaptır. Bu dey, cennete giren herkesin, oraya ancak amelleri sayesinde gireceğine delalet eder. Durum böyle olunca, fasıklar, günahkarlar, cennete Allah'tan bir lütuf olarak girer, diyenlerin görüşü imkansızlaşır. Bunun böyle olduğu sabit olunca, diyoruz ki, fâsığın cehennemden hiç çıkmaması gerekir. Çünkü eğer o cehennemden çıkacak olsa, ya cennete girecektir, ya girmeyecektir. İkinci ihtimal, Icma ile batıldır. Birincisine gelince, fasık cennete ya lütuf yoluyla, ya da bunu hak ederek girecektir. Birinci ihtimal batıldır. Çünkü biz bu ayetin, bir insanın lütfu ilahi ile cennete giremeyeceğine delalet ettiğini beyan etmiştik. İkinci ihtimal de batıldır. Çünkü fasık, günahkar, cehenneme girerken, o, cezaya müstahak oldu, denilmiş olması gerekir. Binaenaleyh cennete de hak ederek girecek olsa, onun mükafatı da hak etmiş olması gerekir. Bu durumda da, hem mükafat, hem de cezayı hak etmenin, onun için, birlikte söz konusu olması gerekir ki bu imkansızdır. Çünkü mükafat, her türlü zarar şeybesinden uzak, devamlı olan bir menfaat, ceza ise, her türlü faydadan uzak, devamlı olan bir zarardır. Bu ikisinin arasını cem, etmek, birleştirmek, imkansızdır. Hal böyle olunca da, bu iki şeyi birden hak etmek imkansızdır. Buna şöyle cevap verilir, bu, mükafata ve cezaya müstahak olmanın, birlikte olamayacağı temeline dayandırılmıştır. Biz bu sözün batıllığını Bakara suresinde iyice ortaya koymuştuk. Allah en iyi bilendir. 44. Ayetin tefsiri için bak, 45. 45. Cennetlikler, cehennemdekilere, Rabbimizin bize vaat ettiğini tam gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin, bildirdiğini gerçek buldunuz mu? diye nida ederler. Onlar da, evet derler. Bunun üzerine aralarında bir münadi şöyle nida eder, Allah'ın laneti zalimlerin tepesine, ki onlar, Allah'ın yolundan men edenler, onu eğri bir hale getirmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Bil ki Allahü Teala, kafirlerin cezasını, iman ve taat ehlinin de mükafatını şerh edip açıklayınca, bunun peşinden bu iki topluluk arasında cereyan eden münazaraların zikrini ve beyanını getirmiştir. İşte bu münazaralar, Allahü Teala'nın bu ayette bahsetmiş olduğu durumlardır. Cennetliklerin cehennemliklere hitabı. Bil ki, Allah bir önceki ayette, onlara, işte mirasçı edildiğiniz cennet budur, diye nida edilecektir. Araf, 43 buyurunca, bu onların bu nida esnasında cennette bulunup orada yerleşmiş olduklarına delalet eder. Binaenaleyh, bundan sonra da Cenab-ı Hak, cennettekiler, cehennemdekilere diye nida ederler, buyurunca, bu da, bu nidanın yerleşmeden sonra meydana geldiğine delalet eder. İbn Abbas, bu ayete şu şekilde mana vermiştir, biz, dünyada iken, Rabbimizin bize vaat ettiği mükafatı gerçek olarak bulduk. Binayenaley, siz de Rabbinizin size vaat ettiği cezayı hak ve gerçek olarak buldunuz mu? Böyle diyen kimsenin bu sorusundan maksadı, kendisinin tam bir mutluluğu elde ettiğini ortaya koymak ve düşmanının kalbine de hüzün ve keder sokmaktır. Burada birkaç soruyla karşı karşıyayız. Cennet en yüksek gökte iken, cehennemlik yer altından nasıl hitap eder? Birinci soru, cennet göklerin en üstünde, cehennem ise yerlerin en altındadır. Binayen bu kadar uzaklığa rağmen böyle bir nida ve seslenme nasıl doğru olabilir? Cevap, bu, biz ehli sünnetin görüşüne göre, olabilir. Çünkü bize göre, çok fazla uzaklık ve çok fazla yakınlık, idreik mani olan şeyler değildirler. Kadi de bunu benimseyerek şöyle der, alimler arasında, seste bir özelliğin bulunduğunu, çünkü, sesteki yalnız başına uzaklığın, duymaya mani olmadığını söyleyen kimseler bulunmaktadır. İkinci soru, bu nida, her cennetlikten her cehennemlik olana mı, yoksa onların bir kısmından bir kısmına mı olacaktır? Cevap, Hak Teala'nın, cennetlikler, cehennemliklere, nida ederler, ifadesi, umumi bir ifadedir. Çoğul bir kelime mukabilinde çoğul bir kelime zikredildiğinde, bundan o çokluklardaki fertler murat edilir. Binaenaleyh cennetliklerin her biri, dünyada iken tanıdıkları kafirlere nida ederler. Üçüncü soru, Hak Teala'nın, ifadesindeki, en, hangi, endir? Cevap, Cenab-ı Hakk'ın, ifadesinde de geçtiği gibi, bunun en neden hafifletilmiş, en, olması muhtemel olduğu gibi, tefsir için getirilmiş olan, en, olması da muhtemeldir. Durum ifadesindeki, en, hakkında da aynıdır. Dördüncü soru, Rabbimizin bayzoyad ettiğini, denildiği gibi, Rabbinizin size vaad ettiğini hak olarak, denilmeli değil miydi? Cevap, Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin bize vaad ettiğini hak olarak, buyruğu, Allahü Teala'nın bu vade onlara hitap ederek yönelttiğine delalet eder. Binaenaleyh onların, Allah tarafından bu vade muhatap tutulmaları daha fazla şereflenmeyi ikap ettirir. Daha fazla şereflendirmek ise, ancak müminlerin haline uygun düşer. Kâfirlere gelince, onlar Allahü teâlânın kendilerine bu şekilde hitap etmesine layık değillerdir. İşte bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak onlara bu hitap ile hitap ettiğini zikretmemiş, aksine o, sadece bu hükmü beyan ettiğini belirtmiştir. Cenab-ı Hakk'ın, evet, derler, ifadesine gelince, bu hususta birkaç mesele vardır. Birinci Mesele. Ayet, Kâfirlerin, kıyamet gününde, Allah'ın vaadinin ve vaidinin hak ve doğru olduğunu itiraf edeceklerine delalet eder. Bu ise ancak, onlar kıyamet gününde Allah'ın zat ve sıfatlarını tanıyıp bildiklerinde mümkün olur. Ahirette tevbe neden makbul olmuyor? İndi şayet, onlar, Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatlarını bildiklerine, onun sıfatlarından biri de, kullarının tevbelerini kabul etmesi olup, onlar da tevbe etmeleri halinde azaptan kurtulacaklarını zaruri olarak bildiklerine göre, kendilerini bu azaptan kurtarmaları için, niye dokuz tevbe etmiyorlar. Bir kimse kalkıp, Allah ancak, tevbeleri dünyada iken kabul eder, de diyemez. Zira Cenab-ı Hakk'ın, o, kullarının tevbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayandır. Şura, 25 ayeti bütün durumlar hakkında umumi bir ifadedir hem tevbe, günahları kabul edip zillet ve miskinliğini kabul ve ikrar etmek demektir. Rahim ve hakim olan zata uygun düşen ise, bu iş ister dünyada olsun, isterse ahirette olsun, bu kötülükleri ve günahları affetmesidir. Denilirse, kelamcılar buna şu şekilde cevap vermişlerdir. Onların, bu şiddetli acı ve elemlerle çok fazla meşgul olmaları, onların tevbe etmelerine mani olur. Bir kimse şöyle diyebilir, bu acılar, onları bu tür münazaralardan ve çekişmelerden alıkoymadığına göre, daha nasıl, kendisiyle o çetin acılardan kurtulacakları tevbelerine mani olabilir. Bil ki, Allah'ın, tevbeyi kabul etmesi vaciptir, diyen Mo, tezilenin bu sorudan kendisini kurtarması mümkün değildir. Ehli sünnet alimlerimize gelince, onlar, bu, aklen Allah'a vacip değildir, dediklerinde, şöyle demişlerdir, Allahü Teala, tevbeyi dünyada kabul eder, ahirette ise kabul etmez. Binaenaleyh, bu sual zail olur. Allah en iyisini bilendir. Nim ile bela arasındaki fark. Sibevey, Nim, evet kelimesi, bir vaat ve bir tasdiktir, demiştir. Sibeveyh'in bu sözünü açıklayanlar şöyle demişlerdir, bunun manası şudur, bu kelime, bazan bir şeyi vaat etmek için, bazan da tasdik etmek için kullanılır, yoksa bunun manası, o, aynı anda hem vaat, hem de tasdik ifade eder, demek değildir. Baksana, bir kimse, bana veriyor musun, dediğinde, öteki, evet, neyim, derse, bu bir vaat olup, bunda bir tasdik manası bulunmaz. Yine bir kimse, şöyle şöyle oldu, dediğinde, sen de, evet, neyim, doğru söylüyorsun, dersen, bunda bir vaat manası bulunmaz. Zeyd, kalkıyor mu? ifadesinde olduğu gibi, müsbet, olumlu, bir ifade kullanıp, bir şeyi sorduğunda, karşısındaki, evet, neyim, der. Eğer menfi, olumsuz, bir ifade ile, zeyt, kalkmıyor mu? Şeklinde sorulursa, sen, neyim, evet, kalkmıyor, diye değil, bela, evet, kalkıyor, diye cevap verirsin. O halde neyim kelimesi, müsbet ifadelerin cevabında, bela kelimesi ise, menfi ifadelerin cevabında kullanılır. Nitekim Cenab-ı Hak da, Allah, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dedi, onlar da, öt, Rabbimizsin, dediler, Araf, 172, buyurmuştur. Üçüncü mesele. Kisai, kur, anın her yerinde, aynı harfinin kesresi ile bu kelimeyi, neyin şeklinde okumuştur? Ebul Hasan, kelimenin iki şeklinin kullanıldığını, Ebu Hatim de, aynın kesresi ile olan şeklin fazla bilinmediğini söylemiştir. Kisai, Hazreti Ömer'den rivayet edilen şu hususla istidlal etmiştir. Hazreti Ömer, bir topluluğa bir şey sorar, onlar da, neyim diye cevap verirler. Bunun üzerine Hazreti Ömer de, neyim deve demektir, der. Ebu Übey de, Hazreti Ömer'den yapılan bu rivayetin meşhur olmadığını söylemiştir. Hak Teala'nın, bunun üzerine aralarında bir münadi şöyle nida eder. Buyruğuna gelince, bu hususta iki mesele bulunmaktadır. Birinci mesele. Arapçada tezin kelimesi, nida etmek ve bildirmektir. Namaz için ezan da, hem o namazı, hem de onun vaktini bildirmedir. Uluma, Cenab-ı Hakk'ın, beyanına, her iki topluluğu da, duyurabilen bir münadi çağırdı, nida etti, manasını vermişlerdir. İbn Abbas, bu nida eden, meleklerden, surun sahibi olan İsrafil'dir, demiştir. İkinci mesele. Hak Teala'nın beynehüm tabiri ezzene fiilinin zarfı olması ve ifadenin takdirinin de, o, münadi bu ilanı ve nidayı, onların ortasında yaptı, şeklinde olması muhtemel olduğu gibi, bu ifadenin ayetteki müezzin kelimesinin sıfatı olması ve mananın da, onların arasından bir münadi, bu ezan ve ilan ile nida etti, şeklinde olması da muhtemeldir. Birinci takdir, tercihe şayandır. Allah en iyisini bilendir cenab Hakk'ın, Allah'ın laneti, zalimlerin tepesini. Buyruğuna gelince, bu hususta da iki mesele vardır. Birinci mesele, Nafi, Ebu Amr ve Asim, en edatını şeddesiz, lanetu kelimesini de merfu olarak, diğer kıraat imamları da, edatı şeddeli, kelimeyi de mansub olarak enne lanete şeklinde okumuşlardır. Vahidi, ar, he, şöyle der, bu, edatın şedde ile okunması asıldır şeddesiz olarak okunması halinde ise, kıssa ve şen manası kastedilir. Bu durumda kelamın takdiri, şeklinde olur. Hak Teala'nın, dualarının sonu da, hamdolsun kainatın Rabbi olan Allah'a. Demektir, Yunus, 10, ayeti de böyledir, ki bu ayetin başındaki en, takdiri de ennehu şeklindedir. Enden hafifletilen, en ile mutlaka zamiri san veya zamiri kıssa bulunur. Bu, şeddesiz en tefsiriye olması da mümkündür. Sanki bu, onların nida ettikleri şeyi tefsir etmiş gibi olur. Bu tıpkı bizim, Hak Teala'nın, buyruğu ile alakalı olarak demin söylediğimiz şeyler gibidir. Keşaf sahibi şunu rivayet etmiştir. Ameş, bu ifadeyi, ya, kavi, maddesini kast ederek, veyahut da ezzene filini kale anlamında alarak, edatın kesresi ve şeddesiyle, inlanete şeklinde okumuştur. Allah'ın lanetine müstahak olanların sıfatları. Bil ki bu ayet, o münadinin, Allah'ın lanetinin şu dört sıfatla tavsif edilen kimseler hakkında olacağına delalet eder. Birinci sıfat, onların, zalim olmaları. Çünkü Cenab-ı Hak, Allah'ın laneti zalimlerin tepesini, buyurmuştur. Alimlerimiz, burada geçen zalimlerden maksat, müşriklerdir, demişlerdir. Bu böyledir, zira daha önce geçen münakaşa, cennetliklerle kâfirler arasında vuku bulmuştu. Bunun delili şudur, cennetliklerin, siz de Rabbinizin, bildirdiğini gerçek buldunuz mu? Şeklindeki sözleri, ancak kâfirlere uygun düşer. Bu sabit olunca, bundan sonra münadinin, Allah'ın laneti zalimlerin tepesini diye nidasının, kâfirlere yönelik olması gerekir. Böylece de, buradaki zalimlerden maksadın müşrikler olduğu sabit olur. Yine Cenab-ı Hak, bu zalimleri üç sıfat ile vasfetmiştir ki bu sıfatlar kafirlere has olup, bizim zikrettiğimiz görüşü kuvvetlendirir.